Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun ehli beytine, ashabına ve ona tabi olanlara salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının güzelliğine güzellik katan, bereketine bereket katan, hayrına hayır katan, faziletine fazilet katan şey, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Ramazan ayında indirilmeye başlanmış olmasıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı anlatılırken Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olarak tarif edilmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği o mübarek gece bin aydan hayırlı gece Kadir gecesi Ramazan ayı içerisindedir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili özel bir sure vardır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Hiç şüphesiz biz bunu, bu kitabı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve ma edrake ma kadir. Kadir Gecesi nedir? Sana bildiren şey nedir? Kadir gecesi nedir bilir misin? Leyletül Kadri, hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Tenezzelül melaiketü vel ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr. O gece hepsi belirli bir görevle, görevli oldukları halde Rablerinin izniyle melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam grup grup inerler. Selamun hiye hatta matla'il fecr bu gece tan yeri ağarıncaya kadar selam, selamet, huzur ve esenlik gecesidir. Kadir gecesi. Kadir takdir anlamında bir yıllık programın takdir edildiği gece denmiştir. Hem Kadir Gecesi için hem de Şaban ayının 15. bir rahat gecesi için. Kadir değer demektir. Leyletül Kadir değerli gece. Önceki ümmetlerin çok uzun yaşadıklarını anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi üzerine onların derecesine erişmemiz mümkün değil dediler sahabe-i kiram. Ve Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ni lütfetti. Bir başka ayet-i kerimede Duhan Suresi'nde biz bu kitabı mübarek bir gecede indirdik. ifadesiyle zikredilen gecenin ya Kadir Gecesi veya Şaban ayının 15. gecesi olduğu ifade edilmektedir. An Ebi radiyallahu anhu Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men kâme leyletil leyle men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lekum ma takaddeme min Kim Kadir gecesini sevabına inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ihya edecek olursa Kadir gecesini değerlendirmeye muvaffak olursa geçmiş günahları affolur. Kadir Gecesi'ni ihya etme imkanı, fırsatı bulan Müslüman gerçekten çok büyük ecir ve mükafat kazanmaktadır. Üç ifade var. Birbirine çok benzer. Men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben lehu ma tekadem min Men kâme leyletel kadri imanen ve Kuffirellehu ma taqaddama min zenbi ve men saame imanen <death> ve ihtisaben kuffirellehu ma taqaddama min Kim Ramazan'ı ihya ederse. Ramazan gecelerini teravih ile ihya ederse. Kim Kadir gecesini ihya ederse, kim Ramazan orucunu tutarsa. Hepsinin ortak özelliği geçmiş günahları affeder. Ali hani İbni Umar radıyallahu anhuma en ricale min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem uru leyletel kadri fil menami fis seb'il evahir sahabe kiramdan bazı kişiler rüyalarında kadir gecesinin son yedi gece içerisinde olduğunu gördüler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu rüyaları anlattığında o kimselere Efendimiz şöyle buyurdu. Era rüyakum kad fi seb'il Görüyorum ki rüyalarınız son yedi gecede birleşiyor. Femen kâne müteharrihe fel yeteharrahe fi seb'il Kim Kadir Gecesi'ni aramak istiyorsa, Kadir Gecesi'ne rastlamak istiyorsa, Kadir Gecesi'ni değerlendirmek istiyorsa son yedi gece içerisinde arasın buyuruyor. Ve an Aişete radıyallahu anh'a kalet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yücaviru fil aşril evâkiri min ramadan. Peygamberimiz yücaviru ya demek. Ramazan ayının son on gününde itikafa dururdu. İtikaf maneviyat kampı demektir. İtikaf bir kimsenin Ramazan'ın 20, gecesinden başlamak üzere 20. gece akşam ezanından itibaren son gece akşam ezanına kadar 10 gün veya 9 gün mescitte sürekli namaz, Kur'an ibadetle meşgul olması demektir. Ramazan ayını Ramazan ayının son gününü itikafla değerlendirirdi. O şöyle buyururdu. Tahar ve Lailat el-Kadir, fil 10. Avahil min kadir geceni, Ramazan. Kadir gecesini Ramazanın son 10 gecesi içerisinde arayın der. Ne demek arayın? Talep edin. Yani son 10 geceyi iyi değerlendirdiğin takdirde Allah'ın izni Ramazan'daki o mübarek geceyi, Kadir gecesini değerlendirmiş olacaksın. Son 10 gün. Ve anneha radiyallahu anneha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve Yine Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Teharrav leyletel kadri fil vatri minel aşril evâkhiri min Ramazan. Kadir gecesini fil vatri diye burada gelmiş. Fil vitri de olabilir. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesi içerisinde tek günlerde arayın. Kadir Gecesi. Şimdi önce son yedi gece dedik. Sonra son on gece dedik. Tek günler deyince 21, 23, 25, 27, 29. Bu gecelerde Kadir Gecesi olma ihtimali büyük. Evet. Sahabe-i Kiram'dan Abdullah bin Mesud ve Übey ibn Tabiinden İmam-ı Azam Ebu Hanife, Etbahü Tabi'nin Ahmet bin Hanbel, Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğunu ifade etmişlerdir. Tabi bu zatların ifadelerinin mutlaka güvenilir delilleri olmalıdır. Evet. Bu sebepledir ki halkımız arasında Kadir Gecesi'nin sadece 27. gece anlaşılmaktadır. Bu anha radiyallahu anha kalet yine Hazreti Ayşe validemizden rivayet. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dakhal el-eşr <laughs> el min Ramazan. Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunda ahyel leyl geceyi ihya ederdi. Ölü geceyi ihya etmek ibadetle, Kur'an'la, göç yaşıyla, tevbeyle, istiğfarla, zikirle mümkündür. Vakit azahıhu ailesini uyandırırdı. Ve cedde ciddi olarak ibadet eder. O seddel kemeri kuşanırdı. Kemeri bağlardı. Kemeri bağlardı ifadesi iki ayrı manası var. Bir manası aileyle irtibatını koparırdı manasında. İkinci manası da tam manasıyla kemeri kuşanmak, gayreti kuşanırdı anlamındadır. Evet son 10 gece hem kendimiz hem ailemiz ciddi bir şekilde ibadet etmek durumundayız. Rabbim güç versin, kuvvet versin. O anha kalet Allahu ekber. Bu dersimizdeki hadis-i şerifler hep Hazreti Ayşe validemizden. Allah makamını aile Rahmetine nail eylesin. Cennette görüşmeyi nasip eylesin. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yecdehidu fî ramadânı mâ le yecdehidu fî gayrihî Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Ramazan'da başka günlerde görünmeyen bir gayret içerisine girerdi. Bambaşka bir gayret içerisinde. Vefil aşri evâhire minhû mâ le yecdehidu fî gayrihî hele son 10 gecesinde Ramazan'ın diğer gecelerinden daha farklı ibadet ve taatle meşguldü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı fazilet ayı. Son 10 gece e, itikaftaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve itikafta ibadetini tamamen Cenab-ı Hakk'a veriyor. Tamamen kendini ibadete veriyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, tesbihat, namaz e bu ibadete çok fazla yer veriyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O anneha kalet yine Hazreti Ayşe Validemizden. Kultu ya Resulallah e ra'eytein alimtu eyyü leyletin leyletül kadir. <laughs> Ma fiha. Ya ben hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilsem ya Resulullah. O gecede nasıl dua etmem gerekir? Ma akulu fiha. O gecede ne diyeceğim? Kâle, kuli şöyle dua et. Allahum, inneke afuvun tuhibbul affe fa'fani. Allah'ım sen gerçekten affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle Allah'ım. Allahum inneke afuvun tuhibul sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Kadir gecesi duası bu. Aliye ve selam Efendimizin Ramazan ayında çok gayretli olmasının sebeplerinden biri de Cebrail Aleyhisselam'ın bu ayda gelip Aleyhisselatü Vesselam e Kur'an'ı baştan sona okuması ve dinlemesi olmuştu. Bu durumu Abdullah İbni Abbas şöyle anlatıyor. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nâs. Allah Resûlü insanların en cömerdiydi. Ve kâne fi Ramadane hine Cibril ecvede mâ yekûn. Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam geldiğinde son derece cömertti. Ve kan ecvede min mursale yağmur getiren yağmurun yağmasına vesile olan o bereketli rüzgarlardan daha cömertti diyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam o güne kadar inen ayetleri baştan sona tekrar eder. Peygamberimiz de okur, peygamberimiz de ona okurdu. Buna mukabele veya arza denirdi, arz ediyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu e, arzayı hayatının sonunda iki defa yapmıştı. Hayatının son Ramazanında 10 gün değil, 20 gün itikafta bulunmuştu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Ramazan ayını her sene gelip geçen bir ay olarak telakki etme yerine bu Ramazan farklı olmalı inancıyla değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu bir fırsat, bu bir fuar, bu bir pazar, bu bir imkan, bu bir lütuf. Cenab-ı Hakk'ın ilk ikramı. Cenab-ı Hak ikram edecek, ikram içinde bir takım sebepler insanlara evet yaratıyor ki İkramı ziyade olsun diye. Ramazan ayında umre yapmak, Ramazanda Kur'an-ı Kerim okumak, mukabele okumak, ilim meclisinde bulunmak, Ramazan ayında bol sadaka vermek, Ramazan ayında özellikle Ramazan'ın son günlerinde sadakayı, fıtırı ihmal etmemek. Bunlar hep bizim Ramazan'la ilgili görevlerimiz. Ramazan-ı Şerif kardeşliğe, yardımlaşmaya, kenetleşmeye vesile olmalı. Akan kan Ramazan'da durmalı. Barış için gayret etmeliyiz. Biz çünkü dünya barışını savunuyoruz. Çünkü biz hayata, hayatın her alanına, bütün müesseselere İslam'ın güzelliklerini yaymak istiyoruz. Çünkü biz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz. Kuntum hayra ummetin uhricet linnaz. İyiliği emreder, kötülüğe engel olmaya gayret ederiz. Çünkü biz özel görevliyiz. Rabbimiz bu ümmeti görevlendirdi. Ve bu ümmet şahit olacaktır. Bu ümmetin şahidi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Mahşer gününde insanlar bekleye bekleye adeta bıkacaklar. Hz. Adem Aleyhisselam'a girecekler. Ya Adem sen Rabbinden iste. Bizi burada bekletmesin. Hz. Adem ben isteyemem dedi. Ben cennetten çıkarıldım. Zelle denilen o basit kusurunu söyledi. İbrahim Aleyhisselam'a gittiler. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a. Ve hepsi en sonunda Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i işaret ettiler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelecek müminler ve müminler Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şefaat etmesini isteyecekler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arşa secde edecek ve Cenab-ı Hak kalk deyinceye kadar secdeye, duaya devam edecek. Evet. Ümmeti Muhammed için aleyhissalatü vesselam önümüz, yakaracak. O peygamberin ümmeti olmak gayreti bizde olmaz. Ve biz bu gayreti Allah'ın izniyle hayatımız boyunca görmeli, göstermeli ibadet ve taatte ilerlememiz, ibadet ve taatte gerçekten gayret etmemiz bize emrediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz örnek davranışlarıyla bize bunu gösterdi. Sahabe-i kiram ondan devraldığı bu güzellikleri bir sonraki nesle, tabi'in nesline, etba'ut tabi'in nesline naklettiler. Ve nihayet hadis tefsir kitapları, tefsir kitapları, fıkıh kitapları ve İslam ümmeti Kur'an ve Kur'an ilimleriyle aydınlandı. Amel, tatbikat ve icraat bekleniyor. Okuduklarımızı uygulamamız isteniyor. Zira kitabımızda nerede iman varsa orada amel var. İşte Ramazan bunun için fırsat. Ramazan'da iftar sofrasında ne olur? Bir Filistinli, bir Suriyeli, mağdur ve mahcup bir Müslümanı iftar sofrasında yanı başımızda görelim. Yanı başımızı alalım. O hadis-i şerifi hepiniz bilirsiniz. ''Men fattara sa'imen kâne lehu mithlu ecri sa'im'' Kim bir oruçlunun iftar açmasına yardımcı olursa onun ecrini ve sevabını alır. O yolda yürüyenlerin ecri ve sevabını alır. Gayr ennehu la yenkusu min ecris saymi şey. Fakat oruçsuzların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu müjdeden yararlanmak, bu müjdeden istifade etmek için sivil toplum kuruluşları gayret ediyor. Allah'ınlardan razı olsun. İftar çadırları, iftar e, kampanyaları, iftar sofraları ve iftar kumanyaları. Rabbim kabul eylesin. İftar Ramazanda asık suratlı olmak caiz değil. Ramazanda tartışma caiz değil. Biri sizinle tartışmak istese ben oruçluyum kardeşim diyeceksiniz. Ben oruçluyum demek yani orucumun sevabını basit bir tartışmayla harcamak istemiyorum demektir. Ramazan'da işte bu maneviyatla beraber orucun şartlarına, adabına, usulüne uyarsak teravih namazlarını zaman cemaatle zamanda kılarsak Rabbim inşallah lütfedecektir. Bu imkanı veren Rabbim duayı dua etme fırsatını tanıyan Rabbim elbette lütuf ve nimetini bizden esirgemeyecektir. Ramazan ayında dua edelim. Ümmet için dua edelim. Ümmetin birliği için dua edelim. Ümmetin huzuru için dua edelim. Ümmetin saadeti için dua edelim. Ümmetin yeniden bütün dünyaya güzelliklerle hakim olması için dua edelim. Biz bütün dünyaya İslam'ın güzelliklerini yaydık. İslam'ı tebliğ ettik. Rabbim tekrar nasip eylesin. Evet, Ramazan ayı bir fırsattır. Ramazan ayı cihat ayıdır. Beyler Savaşı Ramazan'da oldu. Mekke'nin fethi Ramazan'da oldu. Kudüs'ün fethi Ramazan'da oldu. Ramazan'da daha nice zaferler gerçekleştirildi. Ramazan atalet ayı, uyku ayı, tembellik ayı değildir. Cihat ayıdır. Ve Ramazan ayında bu gerçekleştiğinde Allah'ın izniyle Ramazan'ın şuuruna tam manasıyla vardığımız anlaşılacaktır. Rabbim bu şuuru bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşler.